Karahisar Baro Başkanı Avukat Sayın Turgay Şahin'le birlikteyiz. Gazetemizde 57. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ziyarette bulundunuz. Teşekkür ediyoruz, şeref verdiniz Sayın Başkanım. 1 Eylül 2021, yani bugün itibariyle adli yıl başlamış bulunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum tüm paydaşlarınıza. Nasıl bir değerlendirmeniz olur? Ben de yeni adli yılın tüm hukuk camiasına ve milletimize, özel olarak da hemşehrilerimize, Afyonumuza hayırlı olmasını dilerim. Malum adli tatil sona erdi ve 1 Eylül itibariyle yeni adli yıl başladı. Artık yani herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm mahkemeler, savcılık ve icra birimleri normal rutin görevlerine devam edecekler. Tabii her yeni adli yılın başlangıcında klişe cümleler sarf ederiz. İşte hak ve adaletten, hukukun üstünlüğünden, efendim hukuk devleti ilkesinden. Bunlar tabii tekrar etmenin bir faydası yok. Çünkü bir 100 yıl tekrar edilmekle bunlar yani bizim iyi niyet dileklerimizde gelişmedi. Çok eksikliğimiz var. Yani devlet sağlık çalışmalarında mesafe kat etti ama işte herkesin söylediği şey eğitim ve adalet, eğitim ve adalet, eğitim ve adalet. Bizi ilgilendiren kısım da adalet. Maalesef bu anlamda böyle vatandaşın yüzünü güldürecek, hah olmuş dedirtecek bir reform yapamadı. Çok reformlar yapıldı, gündeme geldi. Şikayetler, yargıdaki yavaşlık, isabetsizlik devam ediyor. Yani bunu ben yargı mensupları olan hakim ve savcılar itham etmek için söylemiyorum. Bununla avukatlar olarak bizim de kabahatimiz var, bizim de payımız var. Bir türlü vatandaşın ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının layık olduğu, hak ettiği hak ve özgürlükleri tesis edemedik. Hak taleplerinde hızlı ve etkili yargılama yapamadık. Buna ilişkin gerçekten iyi niyetli birçok reform girişimi oldu. Bunların bir kısmı kısmen sonuç verdi ama yani Türkiye'de bir Akdeniz ülkesi olmaklığımız hasebiyle gereğinden fazla başvuru, gereğinden fazla dava, niza, işte şikayet söz konusu olduğu için bunu bir Avrupalı devlet standartında çözme girişimlerimiz başarısız oldu. Biz belki İtalyanlar gibi düşünmek, İtalya devleti gibi düşünmeliyiz. Yunanistan ölçeğinde olaya bakmalıyız belki. Çünkü biraz sıcakkanlı ve çatışma eğilimine müsait bir yapımız olduğu için ve gerçekten her konuda işte toplumsal bir takım denetim mekanizmalarını aşarak doğrudan karakola, kolluğa, adliyeye başvurma alışkanlığında olduğumuz için inanılmaz bir iş yükü var. Adli kolluğumuzun. Bu gerçekten işleri çıkmaz hale getiriyor. İşleri çıkmaza sürüklüyor. En son Adalet Bakanlığı'nın tüm paydaşlarla onlara danışarak hazırladığı bir adli yargı reformu strateji belgesi var. Ben hep onu üzerine duruyorum. Ben ilk defa heyecanlandıran beni ve ilk defa bunun neticesinde bir sonuç çıkar dediğim başarılı bir çalışma. Ama bu sadece kağıt üzerinde bugüne kadar bir kısım uygulamalar, söz verilen vaatler yerine getirildi ama yani henüz büyük çoğunluğu henüz hayata geçmedi. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yani devletten hak ve adalet beklentisi olan tüm paydaşlar olarak, barolar olarak, avukatlar olarak, basın, yayın, tüm STK'lar olarak aslında Adalet Bakanlığı'nın bu strateji belgesini önümüze almalı ve her bir vaadin tek tek takipçisi olmak zorundayız. Böyle 5 kategoride adalet çalışanları için, hakim ve savcılar için, noterler için, baro ve avukatlar için her biri için farklı hedefler ve çözüm önerileri getiren ve bu çözüm önerilerini de bizzat o paydaşları dinleyerek işte kaleme alan başarılı bir çalışma. Bunun hayata geçirilmesi bizim şu anda tek ümidimiz. Reform duvara tosladı. İşte uzlaştırma dedik, arabuluculuk dedik, tüketicinin korunmasına dönük mekanizmalar, işte heyetler kurduk. Yargının işini azaltma konusunda çok çalışma içinde bulunduk. Ama bu hiçbirisi, bu gayretlerin hiçbirisi yargının iş yükünü hafifletmedi. İstinaf mahkemeleri kuruldu. Ama Yargıtay'ın iş yükü neredeyse aynı yoğunlukta devam ediyor. Hala Yargıtay'da işler gecikerek sonuçlandırılıyor. İstinaf mahkemeler henüz oturmadı. Yani bu anlamda o geleneği oluşturamadık. Yani şu anda hakim ve savcı sayısı neredeyse son 10 yılda 2,5 katına çıkmasına rağmen
Hala bu artıştan kaynaklı bir rahatlama da yaşamadık. Mahkeme personeli sayısı gerçekten inanılmaz arttı. Mahkemeler eskiden olduğundan daha iyi fiziksel koşullarda, daha geniş, elverişli adliye mekanlarında, binalarında hizmet görüyor. Bu anlamda eskiden kağıt problemi bilmem ne oluyor. Şimdi hala bazı mahkemelerde hala anlamlandıramadığım kağıt problemleri var. Yani duruşma zaptı vermekte direnen işte meslektaşlarımız var ama genel olarak devletin 20 yıl öncesinde yaşadığımız ne bileyim bir karbon kağıdı, daktilo, kağıt, ne bileyim kalem problemi yok. Yani donanım eksikliğimiz de yok. Yani iş oranının çok üzerinde personel artışı oldu. Hakim savcı sayısı arttı. Fiziksel alanlarımız iyileşti ama bir türlü adalet hizmetinde bu oranda bir şeyimiz olmadı. Ancak böyle fark yaratan şeyler oluyor. Bir hakim bir mahkemede kişisel gayretiyle, özeniyle, tertipliliğiyle, düzeniyle şey yapıyor. Bir fark oluşturuyor. Aynı mekanda çalışan bir başka hakimden çok daha iyi hizmet veriyor. İşte bir komisyon başkanı yani kendi gayretiyle, kişisel ilişkileriyle fark yaratıyor. Bir başsavcı dediğim gibi şahsi gayretiyle bambaşka böyle çok böyle parmakla gösterilecek, gıpta edilecek bir hizmet ortaya koyuyor. Bunun temelinde iş ahlakı yatıyor. Bence yani aynı mekan, aynı fiziksel koşul, aynı personel sayısıyla harikalar yaratan insanlar olabiliyorsa o zaman yani bu işin işin kaynağında bence şey insan var, biz varız. Yani biz aksatıyoruz, biz yeteri kadar vatandaşın layık olduğu hizmeti veremiyoruz. Biz layık olamıyoruz. Yani milletimize layık olmayı önceleyen bir şey, bir iş ahlak geliştirmek zorundayız. Çünkü bu millet fedakar bir millet. Yani bizi okuttu bugün pek çoklarımız, yani %90'ımız devlet okullarında bir kuruş ücret vermeden bu milletin imkanlarıyla okuduk. Bir yerlere geldik, iş güç sahibi olduk. Yani artık bu millete hizmet etmemiz gerekli diye düşünmemiz lazım. Yine şehit olmayı göze alan, şehit olduktan sonra devletine sitem etmeyen, yani vatan sağ olsun diyen anaların, babaların işte memleketinde, diyarında onlara bizim layık olmamız gerekiyor. Ben kendi adıma, kendi şahsım adına layık olabildik diyemiyorum. Çok çok daha fazla çalışmamız lazım. O insan, o eli öpülesi insanların gerçekten yani memnun olacağı bir şey, hizmet kalitesini ortaya koymamız lazım. Bu konuda ihmallerimiz var, yetersizliklerimiz var ama gerçekten yani sektör olarak başarılı olan sektörlerin gerisinde kalmak bizim kabahatimiz. Çünkü aynı devlet, aynı devlet. Aynı imkanları işte bir kuruma veriyor, şahlandırıyor hizmeti ama aynı başka bir kurum aynı imkanlarla aynı başarıyı gösteremiyorsa dedim hepimizin yani bir kere oturup düşünüp şey yapmamız lazım. Yani sorumluluğumuzu bir kere gözden geçirmemiz lazım. Ama yani bugün itibariyle ben kendi adıma söylüyorum bu hizmeti veremiyoruz. Yani egolarımız giriyor devreye, işte yetersizliklerimiz yine egodan kaynaklanıyor olabilir. Çıkar çatışması da mümkün. Yani tabii o çok çok belki adliyede çok olmuyor o. Yani ama yani kendimizi çok yeterli görmekten kaynaklı bir vehim. Halbuki yani hukuk gelişen, yani aynı dil gibi yaşayan ve gelişen bir organizma. Yaşayan bir varlık hukuk. Hakim oldum, savcı oldum, avukat oldum. Tamam, bu iş tamamlandı, süreç bitti diyemiyoruz. Kendimizi hızla geliştirmemiz gerekiyor. Yani o standartları yakalamamız hatta aşmamız gerekiyor ama böyle tutucu bir bakış açısı var hukukçularda. Yani olanı yeterli gören, olandan tatmin olan bir şeyin bakış açımız var. Yani bence asla mevcut hizmet kalitesinden tatmin olmayan, sürekli yenilik arayan ve daha iyisini talep eden bir şey olması lazım. Bir kafa yapısına ulaşmamız lazım. Dediğim gibi yani bu milletin layık olduğu hizmeti biz vermiyoruz bence. Ama dediğim gibi bunu çok iyi veren insanlarla, yani çok iyi veren, bu hizmet çok iyi yapan hakimlerimiz, savcılarımızla aynı kaliteyi sağlayamayanlar aynı kefede oluyor. Maalesef sistemin de problemi var. Yani bunu da görmek gerekiyor. Yani çalışkan ve işini iyi yapanlara ödüllendiren, bunu yapmayanları da işte yani en azından ceza değilse bile yani bu konuda bir soru işareti koyabilen sistem getirmek gerekiyor. Yani bizi Adalet Bakanlığı yıllar önce İsveç'e götürmüştü. Orada ben şunu duyduğuma çok şaşırdım.
Hakim ve savcılar performansına göre farklı maaş alıyor. Ve her ilin başsavcısı kendi hakim ve savcılarının performansına, gayretine, iş durumuna göre maaşını takdir ediyor. Yani tabii bunu ülkemizde uygulayabilir miyiz? Biraz bize ütopik ve uçuk geliyor ama yani bunu başarmış bir ülke var, bir somut örneği var. Yani gayretinde azalma gözüküyor. Çünkü yani onun da marifet iltifata muhtaçtır. Yani iltifata tabidir. Yani başarılı olanın takdir edilmesi lazım. Başarısız olanın da yani bir şekilde dikkatinin çekilmesi lazım. Bunu sağlayamazsak o zaman işte herkes başarısızlıkta eşitleniyor. Herkes işte yani vasatlık hakim kültür oluyor. Yani bir ara demiş, Türkiye vasatistan oluyor giderek. Çünkü yani bizdeki memuriyet anlayışı, devlet memurları kanunu, işte bir özel bunun düşmüş hatırlarsanız. Yani sözleşmeli personel statüsünü getirelim. Çünkü yani işte başarılı ve başarısız memuru biz ayırt edemiyoruz. Yani devlet memurları kanunu buna el vermiyor. Sözleşmeli memur statüsüyle başarılı olanlar ödüllendirilir, başarısız olanlar da bir dönem sonra sözleşmesini yenilemeyelim ama demişti. Ama idari yargı maalesef bunun suyunu çıkardı. Yani artık sözleşmeli statü kalıcı bir memuriyet statüsüne dönüştü. Bu. Ve yargı olarak biz yaptık bunu maalesef. Ve yani rahmetli Özal'ın işte bu hedefi maalesef gerçekleşmedi. Türkiye'de yani bu nedeniyle yani başarılı olanın göz ardı edildiği, ödüllendirilmediği, başarısız olanın da bazen baş tacı edildiği bir sistemde yani her şey vasat olur. Ve ortamında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tek tük fark yaratan insanlar olursa da onlar da zamanla yaşayıklarını kaybediyorlar ya da o vasat insanlar tarafından aşağı çekiliyorlar. Yani onlar da yaptıklarından pişman edilebiliyorlar. Bunu çözecek bir sistem işte Türkiye'nin en büyük reformu olur bence. Bunu başarabilirsek, başarılı insanları öne çıkartabilirsek, liyakati işte hakim hale getirebilirsek yani bence vatanperverlik bu olur, yurtseverlik bu olur. Kesin. Yoksa yani lafla peynir gemisini yürütmek kolay. Neler yapmadık bu vatan için? Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyor şair. Yani ölenler ölür, nutuk söyleyenler de üst makamlara tırmanır. Vasatistan cumhuriyetlerinde.